Ki o sırada hapishaneye yerken de bir şeyler söylüyor. Söylemesine rağmen dönüp bakmıyor. Pekala, önemli bir ayrıntı. Değerli izleyicilere ne yapalım? Tabii böyle beden dilini dahi insanların, özellikle liderlerin, gazeteciler incelemek durumunda kalıyor. Şimdi Sayın Özdemir, geçtiğimiz hafta özellikle şöyle bir baktığımızda Türk lirası mevduat faizlerinde bir düşüş gördük. Ve ne oluyor acaba Türk lirası mevduat, yani Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası faizi sabit bıraktı ama bankalarda mevduat faizinde düşüş var. Ardından Merkez Bankası'ndan Türk Lirası mevduatta zorunlu karşılık hamlesi geldi. Türk Lirası cinsinden tesis edilmesi gereken zorunlu karşılık oranı değiştirildi. Şimdi bu teknik bir ifade ama bundan biz ne anlayacağız? Ayşe teyzenin, Mehmet amcanın hayatında ne değiştirecek bu ifade? Ne yapmış olduğu bu adımla birlikte Merkez Bankası? Çok basit bir dille anlatmak gerekirse, Merkez Bankası'nın zorunlu karşılık oranını arttırmasının tek nedeni var. Biraz önce de ifade ettiğim gibi Merkez Bankası yaklaşık bir haftada 9 milyar dolar piyasadan para aldı. Yani carry trade ile yurt dışından faize yatırılan parayı doları mecbur almak zorunda. Merkez Bankası aldı bunu kasasına koydu ve bizim de rezervimiz yüksek gözüküyor. Aslında çok maliyetli. Fakat Merkez Bankası bunu yaparken ne yaptı? Türk lirası vererek alıyor bunu doğal olarak dolara ve bu da emisyon hacmini arttırıyor. Emisyonun da artması enflasyon olması demektir ve Merkez Bankası bu yolla piyasadaki likidite bolluğunu çekmeye çalışıyor. Yani fazla parayı çekmeye çalışıyor. Peki burada başarılı olacak mı? Bu yeterli mi? Elbette yeterli değil. Ama bu sadece bir aracı. Şimdi genel olarak deniliyor ki BDDK ile Merkez Bankası karşı karşıya geldi. Yani birisi parasal genişlemeyi teşvik ediyor, birisi tam tersi piyasadan para çekme. Aslında karşı karşıya gelme değil. Bu çok farklı. Yani Merkez Bankası aslında normal olanı yaptı. Yani piyasada halen sıkı para politikasını sürdürmeye çalışan bir Merkez Bankası görüyoruz. Bunu da bu şekilde çekiyor. Ama biraz önce de söyledim, bu yeterli değil. Çünkü piyasada halen emisyon, yani dolaşımda aşırı derecede para var. Bu paranın çekilmesinin ya ciddi anlamda bonoyla, ihalelerle olması gerekiyor ya da vergiyle halktan alınması gerekiyor. Şu anda halen o meşhur vergi paketimiz çıkmadığı için maalesef Merkez Bankası arka kapı operasyonlarıyla, yani bu biraz daha parasal sıkılaştırmanın önümüzdeki günlerde biraz daha nakit sıkıntısının artacağının işaretidir. Yani vatandaş onu o gözle görmesi gerekiyor. BDDK'nın kararı ise insanlar orada da yanlış anladı. Yani sandılar ki Merkez Bankası kredileri serbest bırakıyor. İşte özellikle bireysel konut kredisi gibi kredilerin önünü açıyor. Hayır, Merkez Bankası BDDK onu yapmadı. BDDK aslında bankaların verdiği her 100 liralık krediye karşılık ayırması gereken zorunlu karşılık. Çünkü bu bankalar için bir maliyet ve bilançolarını olumsuz etkiliyor. Özellikle yeni dönemde bankaların zarar açıklamaması için, ciddi bir maliyet üstlenmemesi için bu hareketiyle zorunlu karşılığı düşürerek bankaları rahatlattı. Yani bankalara hadi git kredi ver, işte insanlara ihtiyaç kredisi ver, şu bu dediği değildir bunun amacı. Burada tamamen bankaların bilançolarını ve bankaları rahatlatmak için yapılmış bir harekettir. Bu nedenle bazı arkadaşlarımız, özellikle internet ortamında yorum yapanlar, işte ciddi anlamda bir parasal genişlemenin olabileceğini, Musluklar bankaların tekrar para musluğunu açılacak. Ama açacağını. tabii şunlarla birlikte okumak lazım Sayın Özdemir. Geçen hafta yine gündemde bulan, yine sosyal medyada çok konuşulan iddialardan bir tanesi şuydu: kamu bankaları düşük faizli konut kredisi kampanyasına hazırlanıyor gibi haberleri gördük. Arkasından Bakın. her birimizin cep telefonuna mesajlar gelmeye başladı. Tüketici kredisi, uygun faizli tüketici krediniz hazır gibi izleyicilerimizden de pek çok mesaj aldık. Bunun üzerine tabii bu gelişme yaşanınca akıllara ister istemez bu soru geldi. Bakın, o konut kredisi olayı çok apayrı. Onu ayrıca değinmek Tabii. istiyorum ama önce şunu belirtmek istiyorum. Yani bireysel kredi, bankalar hiçbir zaman bireysel krediyi kapatmadı. Şimdi bugün itibariyle BDDK'nın verilerine baktığımız zaman bireysel kredi ortalaması özellikle 13 Eylül 20 Eylül tarihleri arasında %73,2 faiz. Yani %72 faizle bir bireysel eğer kredi çekiyorsa bankadan ben bunu ödeyemeyeceğim demek Tabii. istiyordur. Çünkü siz
aldığınız 100 liraya 73 lira faiz korkunç vereceksiniz. Korkunç bir faiz. Bu korkunç bir faiz. Yani bunu normal şartlarda ödemek mümkün değil. Ha, bankayı ilgilendiriyor mu? Banka bireyseldir. Ticari krediye girmez o riske. Ama bireysel de girebilir. Çünkü bireysele verilen kredinin zaten oranı belirlidir. Belirli bir sınır vardır. Ama mesela yine kredi kartına bakıyoruz. Kredi kart faizleri %75'lerde ya da kredili mevduat dediğimiz, kimileri artı para diyor ya da ek para dediği hesaplarda. Burada faiz %75'e varan biri var. Ve bankalar bu seviyeden kredi vererek elbette para kazanmak isteyecektir. Elbette size SMS yollayacak, gel kredin hazır. Ama bugün bireysel kredilerde en düşük oran 3.29. Bakın 3.29 çok ciddi rakam aylık. Şimdi konut kredisine bakıyorsunuz. Konut kredisinde de 3'ün üzerinde bir oran var. Sadece Ziraat Bankası'nın bir açıklaması, dahası açıklaması da olmadı. Kendi içerisinde sessiz sedasız konut kredisini 2.79'a düşürdü. 3.19'dan. Şimdi aradaki farkı düşündüğünüz zaman çok büyük bir fark girmiş gibi gelebilir. Hı hı. Ama dikkatinizi çekerim. 2.79 krediyi bugün kullanabilecek kaç tane babaannet var? O faizi verecek Türkiye'de kaç milyon ya da bin insan var? Çok ciddi bir rakam bu faiz halen. İnsanlar halen akıllarında 0.79, hani o bir dönem NAS döneminde verildi ya. Bakın o dönem yok artık. O dönemi yeniden gelme şansı yok. Zaten yeniden o dönem geldiği zaman biz Türkiye olarak ekmeğe muhtaç hale geliriz ve bunu da Cumhurbaşkanı biliyor. Mehmet Şimşek'e bugüne kadar tahammül etmesi, o politikaların, o parasal sıkılaştırmaların ve en önemlisi politik faturanın önüne konulmasına rağmen bunu kabul etmesinin Cumhurbaşkanı'nın tek nedeni büyük, daha derin bir krizden korkmasıdır. Bu nedenle Türkiye yeniden NAS politikalarına dönemeyecektir. Dönemeyeceği için insanlar halen %0.79 krediyi bekliyor. Bakın konut kredisi şu anda son bir haftada bir algı yaratıldı. Faizler düşüyor, konut alın diye. Tabii. Faizlerin düştüğü yok ve aslında. Konut fiyatlarının da yükseldiğini gördük bir anda ilan sitelerinde. Şimdi o da bir algı. Onu da anlatmak istiyorum hemen çok basit bir dille. Konut kredileri evet bugün cazip fiyatı bulduğunuz zaman bu faizle de alabilirsiniz, yapılandırma. Ama Merkez Bankası'nın şu anki en son toplantı notlarından da anladığımıza göre Şubat ayından önce bir faiz indirimi teknik olarak mümkün değil. Şimdi Şubat ayında Merkez Bankası faizi indirdi. Kaça indirecek? 50 olan gösterge faizini 30'a mı düşürecek? Elbette hayır. Belki 100 baz puan düşürecek, 200 düşürecek. Bilemediniz 500 baz puan düşürsün. Geldi 45'e. Sizin aldığınız %39, ki Ziraat Bankası yıllık %39 maliyet diyor. Ama burada küçük bir nüans var. Bakın buradaki kredinin miktarı 500 bin lira. Yani bugün Türkiye'de yine TÜİK ortalamasına göre bir ev alabilmek için 5.2 milyon liranızın olması gerekiyor. Yani 2 milyona gider Anadolu'da bir ilçede ev alabilirsiniz. Ama İstanbul, Ankara, İzmir'de ortalama 5.2 milyon lira. Siz bugün 1 milyonunu sağlamış olsanız alacağınız 5 milyonluk konutu, 4 milyonun kredisinin taksitini Türkiye'de ödeyecek insan çok az, bakın 10 milyonu geçmez. Zaten 10 milyonun da elinde nakidi var. Son 2 ayda konut satışları arttı. Neden arttı? Bakın ipotekli satışlar artmadı. İpotekli satışlar nedir? Banka kredisi. Yani bütün dünyada ana standart şudur. Bir konut verisinin sağlıklı ya da konut piyasasının açıldığını gösteren en önemli veri banka kredisidir. Yani kaç kişi mortgage'la ya da bizdeki tabiriyle ipotekli olarak almış. Bizde ipotekli satışlar halen %10 ve altı. Yani bu da şunu gösteriyor ki evi alan, elinde nakit parası olan, kur korumalı da parası olan, dolarda parası olan, altında para kazanan, bu belirli bir kesim alıyor şu anda. Bunun dışında konut, orta direğin ya da belirli bir kesimin aldığı yok. Teknik olarak da alması imkansız. Peki neden böyle bir algı yaratılıyor? İnşaatın da büyük bir lobisi var bakın. Çünkü inşaat sektörü şu anda çok zorda. Ve son 6 ayda en fazla konkordato talep eden, iflas talebinde bulunan şirketlerin başında inşaat şirketleri geliyor. Evet. Ve bunları kurtarmak için
bir son nefes, son gaz veriliyor ve maalesef internet medyası da çok tık aldığı için bu haberleri çok farklı dille veriyor. Ama bir sonraki TÜİK verilerinde göreceğiz ki maalesef konut için halen daha doğru zamanın olmadığını göreceğiz. Çünkü Türkiye'de bakın 10 günde bir algı değişti farkındaysanız. Bütün internet sitelerine giriniz. Bakın hepsi konut fiyatlarının patlayacağını, satışların arttığını söylüyorlar. Hatta dün bir haber vardı. Bir gecede %25 artmış. Şimdi 5 milyona bir konutu alamayan, bir ay önce alamayan bir vatandaşın, halkın ya da bir ülkenin neyi değişti ki bir ayda ya da bir haftada onu alabilir duruma geldi? Geliri mi arttı? Hayır. Asgari ücret 80 bin lira mı oldu? Hayır. Bir kere ki biz bu kredilerin hatta diyelim ki 0.79 ile veriyor Bilge Hanım. Evet. 0.79 lira 9'dan bile alsak 4 milyon, bakın 1 milyonu saymıyoruz. 4 milyonu aylık taksiri 160 bin lira. Bugün 160 bin lira kimin geliri var? Kim ödeyebilecek? Yani dediğim gibi bunlar tamamen manipülatif açıklamalar, tamamen konut piyasasında fiyatları yükseltmeye yönelik hareketler. Merkez Bankası verilerine baktığımız zaman konut fiyatları reel olarak gerilemeye devam ediyor. En son gerileme %17 idi. Lütfen vatandaş bu verilere baksın. Kalkıp da emlakçıların belirli kesimin açıklamalarıyla değil. Mesela bir insan 20 milyonluk evi 13 milyon almış. İşte ertesi gün 25 milyon lira. Böyle bir dünya yok. İnşaat şirketleri bunun hesabını kitabını yapıyor. Eğer halen size iskontolu ev veriyorsa bunlar öndeki krizin ne kadar büyük olduğunu görüyorlardır. Eğer bir haftada %25 fiyat artarsa o evi size zaten satmazlardı. Onun için de herhangi bir ekonomik gelişme yok Türkiye'de. Lütfen bu tür spekülasyonlara inanmasınlar. Evet, parası olan için şu anda kanlı bir pazar var. Yani bugün siz gidin 9 milyonluk evi nakidi masanın üzerine koyduğunuz zaman istediğiniz müteahhitten 7 milyonu alırsınız, 6,5 milyon liraya alırsınız. Çünkü kanlı bir pazar. Yani piyasa tamamen durmuş. O son artan rakamlara da baktığımız zaman bunların hepsi A plus dediğimiz lüks konutlar. Yani fiyatı 20 milyon lirayla 30 milyon lira arasında olan. Bizi bunlar ilgilendirmiyor. Bizi ilgilendiren orta direğin, vatandaşın başını sokabileceği bir ev alabiliyor mu? Şu anki teknik olarak verilere baktığımız zaman bu yok. Ama evet. A pluslarda evet hareket var. Bu hareketin de nedeni dediğim gibi altın çok kazandırdı son dönemde farkındaysanız. Ciddi anlamda kazandırdı. Orada para kazanan döndü parasını faize yatırmak yerine konuta yatırdı. Çünkü dediğim gibi kanlı bir pazar var. Kur korumalıdan bakın halen paralar çıkıyor ve bu insanlar dövize yönelmiyor. Onlar da alıyor ama bunun dışında genele yayılan bir satış yok Bilge Hanım. Şimdi o zaman kredi beklentisiyle de girilmemeli. O zaman son sorumuz da şu olsun. Tabii izleyicilerimiz de merak ediyor bir yandan. Onlardan da pek çok soru geliyor size. Ama ben şunu da hatırlatacağım. Şimdi siz biraz önce NAS politikaları dediniz. Çok az da vaktimiz kaldı. NAS politikaları bugünün tarihine şöyle baktığımızda 23 Eylül. Bugün Alaaddin Aktaş köşesinde bugünün tarihinin neden önemli olduğunu hatırlatıyor. Ve bugün yaşadığımız tablo için bizi 3 yıl önce bugüne götürüyor. 23 Eylül 2021. Yani her şey 3 yıl önce bugün başlamıştı diyor. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın faizi bir anda hiç beklenmedik bir anda 19'dan 18 indirmesi ve sonrasında da o faiz indirimlerine devam etmesinin bugün başladığına dikkat çek. 3 yıl önce bugün başladı değerli izleyiciler hikaye. Sayın Özdemir, altın 3000 liraya mı koşuyor? İzleyicilerimizin merak ettiği bir soru ve bir yandan da tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası dolar aldı dediniz biraz önce. Peki almasaydı ne olurdu? Dövizde altında beklentiler ne yönde? Bunu da sormak isteriz. Şimdi altın biz aslında uzun süredir sizinle yaptığımız programda hep altının önünün açık olduğunu, altın yıl olduğunu söylüyoruz. Çünkü özellikle Amerika'daki o faiz indirim süreci devam ediyor. BRICS ülkelerinin kendi dijital parasına altına dayalı para çıkartması beklentisi devam ediyor. Bu nedenle altın 2025 yılında özellikle en popüler yatırım aracı. Yani bu beklenti nedeniyle çünkü Amerika özellikle 2025'te ciddi anlamda bir faiz indirimine gidebilir. Bu da altına yarayacaktır. Altındaki beklenti devam ediyor.
gram altını bırakıp onsa baktığımız zaman orada ciddi bir potansiyelin olduğunu zaten son 6 aydır bunu görüyoruz. Şimdi dolara gelince, dolarda evet Merkez Bankası alıyor ama dolarda ciddi anlamda da bir baskılama var. Yani Türk lirası aşırı derecede değerleniyor. Normal bir ülkenin, sağlıklı bir ülkede kendi para biriminin yaşanan enflasyon oranı kadar ve yabancı para birimi kadar bir değer kaybetmesi gerekiyor. Ancak biz bakıyoruz ki aylardır Türk lira dolar aynı seviyede. Merkez Bankası bunu ne kadar daha sürdürebilir? %50 faizin olduğu sürece devam ettirecektir. Ama bu Merkez Bankası bu faiz politikasıyla daha da fazla uzun sürdüremeyecek doğal olarak bir noktada. Çünkü bir taraftan da krediler durmuş, konkordatolar devam ediyor. Evet, bir şok yaşayacak Türkiye. Ciddi anlamda ani bir duruş ki biz aslında frene bastık ama halen daha hızla devam ediyoruz. O ani duruşla birlikte Türk ekonomisinde bana göre dibi göreceğiz. Evet. O dipten sonra dönüş olacak ama bu dönüşte emin olun ki kur akla gelemeyecek kadar değerlenecektir. Çünkü Türk lirası son bir yıldır ciddi anlamda baskılanıyor. Çok teşekkür ediyoruz. Remzi Özdemir bu bölümde bizlerle birlikteydi. Sağolunuz vakit ayırdığınız için. Değerli izleyiciler, reklama gideceğiz ama öncesinde çok kısaca bir görüntüyü ekranlarınıza getirelim. Bugün başlarken acı bir haberle başlamıştık. Gerçekten.